Gözlüğü takayım öyle bir. Gömleğini beğendim Merve ama çoraplarını beğenemedim. Çorap olmasaydı daha iyi olabilirdi. Bir de çantanı da aslında ona çok sevemedim. Yani O zaman pantolon... ama dümdüz, hiçbir numarasız, çok sıradan bir şey Ama böyle olacak. bir karışık gibi geldi sanki benim gözüme. Ben karışık Yani giyiniyorum şapka, gömlek ve pantolon zaten. çok güzel duruyor da orada çorap ya da çorap daha kısa olup bir tık daha hani tenin görünseydi. Çok orada öyle bir arada kapalı şey duruyor. Yani bu bir Çantanın... zaten model. Direkten görünmeden, Ten içinden görünen modelleri de geçmesi. var ama Tabii pantolon evet, paçası öyle daha de var kısa ama oluyor. hani bu farklı bir şey. Tamam, o çorap daha aşağıda duruyor. Botun biraz daha üzerinde bir tık daha duruyor. Biraz telin görünüyor ve de daha kısa biliyor benim bildiğim kadarıyla. Ama o zaman bot bu yarımlık kesiyor. Ama o Bu zaman yani farklı bir şey yapmaya çalıştım. Senin dediğin anladım ama şu farklı bir an bir şey. ya bence tuhaf duruyor. Ben hani açıkçası o Göreceğiz, kısmı belki de çok doğru beğenemedim. değildir, olabilir. Bilemiyorum jürimiz ne der. Çantayı da beğenmedim. Yorumum bu şekilde. Aleyna, ben çoraplarını çok güzel buldum. Gerçekten çok güzel ve çok moda o çoraplar Bahar'cığım. Sen bilmiyor muydun o çorapların çok moda olduğunu ve çok güzel kombinlemişsin. Ben çok Çorapların moda olduğunu beğendim. gayet Ve farkındayım tarzı ama... zaten Bahar'ın karışık, Merve'nin mi? Bahar'ın değil Merve'nin zaten tarzı karışık ve bunu çok güzel Tamam, Merve'nin yapabiliyor. tarzı karışık Jürimizden ama... de bunu zaten çok kez söylendi. Keşke biraz dinleseydin. Neyse. Aleyna'cığım ben zaten yeteri kadar jürimizi dinliyorum. Ben Merve'nin bence tarzı karışık olduğunu dinlemiyorsun biliyorum ama şu an ama daha karma onu karışık. hayır bence karma karışık değil. Aleyna Ben bir şey söyleyebilirim. Merve'ye Özür yorum dilerim. yapayım, sana yorum yapayım Özür dilerim. hayatım. Lafını bölüyorum. Çok küçük Bahar'a cevap vereceğim. Yani seni kırmak istemiyorum en başından beri Yok, ama kırmakla alakası yok. lafım Sonuçta burada yorum bitmesin. yapıyoruz hani Tamam. birbirimize. Lafım Yani bana bitmesin. hakaret etmediğin sürece Ama lafımı yorumu bitirmesine yapamayacağım bile yani. izin vermiyor daha kızım. Aleyna'cığım sen de ben konuşurken konuşuyorsun. Lafımın Ben bitmesine izin konuşuyorum ki kız vermiyorsun. konuşmaya çalışıyor. Ne kadar kibar kibar ponçik ponçik. Sen oradan ne yapıyorsun Yok ben yani? dikkat ediyorum genelde böyle şeylere. Birisi konuşurken konuşmamayı dikkat ediyorum elimden Sen de çok geldiği konuşuyorsun. kadar. O zaman biraz sus. Daha kaç dakika kim ne kadar konuşacak üzerine tartışmayı düşünüyorsunuz? Konuya gir. Tamam konuşsun Merve bir Ayok şey ağlayacak gibi söyleyecektim. değilim. Karşımda dinlemeyen biri varken konuşmama gerek Yo yok. Bence dinliyorum. teşekkür ederim Bahar. Merve Hayır. ağlamanı istemiyorum lütfen. Hayır ağlamayacak. Ben yorum Dirençli yapayım ol mı biraz. Merve'ye? Yapmadın mı yorum? Hayır yapmadım Merve yorum. Bence güzel gözüküyorsun Merve. Sadece Teşekkür sevmediğim ederim. tek şey ne biliyor musun üstünde? Şu kollarının sarkmasını sevmedim. Keşke o olmasaydı. Evet onu Anladım. hiç Daha sevmedim. öyle. Öyleyken evet görmüyorken daha havalı bence. Bir de Titan'ın sana çok da daha dar olmasını isterdim vücudun Evet, o iyice. beden sorunu çok yaşıyorum. Bir de iyice Benim gibi gitti en iyisi buralar. bol giymek ama güzel gözüküyorsun. Seni seviyorum sıra Teşekkür arkadaşım. ederim. Nera? Gömleğini beğendim ama ben bu gömleğin V yak olmasını isterdim. Şu yakasını sevmedim. Havada duruyor Evet, biraz biraz o. havada duruyor. Biraz potlu Evet. garip duruyor. Şapkanı çok beğendim. Yalnız çantam böyle olmamalıydı bence. Daha numaralı bir çanta beklerdim senden. Bu çantayı farklı bir kombine kullanabilirsin. Güzel bir çanta ama bence bununla Aslında... olmamış. Çorap numaran güzel. Pantolonun biraz daha dar olabilirdi. Şu kısımlarda yine potluk var. Bu kadar yorumum. Hazır mısın Merve'ciğim? Geçebilirsin. Hoş geldin Merhaba, hoş buldum. Merve. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? İyiyim. Nereye gidiyorsun? Ben bir halkla ilişkiler ajansım var. Bir markayla iş görüşeceğim. Gündüzleyin Aha, evet, gidiyorsun. gündüzün bir kafe gibi bir yerle. Senin gibi bir kız tarzı iyi olan bir yarışmacısın sen. O çantayı eline nasıl alıyorsun? Gündüz vakti. Hani bileyim ben bunu çok kullanıyordum gündüz. Hayır. Spor oluyor diye. İş Attım ben. görüşmesine gidiyorsan eğer bir burada çünkü kollarında fırfırların var böyle volanlar iniyor. Artık eline böyle küçük bir çanta alabilirsin. Ne bileyim artık çantanın çok silik olması lazım. Çünkü burada o şapkan var, o bluzun çok güzel o volanları. O çanta olmaz yani. Ya da şöyle olur, o çantanın içi dolu olur, düz bir siyah olurdu o. Belki bir yılan olurdu şu desen hani. Böyle bir şey olabilirdi ama büyük, içine doldururdu. O da olabilirdi. Çok yakışmış şapka, Teşekkür gömlek. ederim. Ay ne diyeyim sana bilmiyorum ki. Şöyle bir dön görelim bakalım ya. Aa,
Ben bir tek ayakkabılarını çok sevmedim, o rugan diye. Ay gözüm görmüyor ya bak, gelir çok mi? Işık rugan vuruyor. Rugan değil, deri. Ne o? Deri. Rugan parlak, görüyorum. Parlak deri, rugan parlak değil deri. Ama. Işıktan ben çok yanıltıyor beni çünkü gözlerim de çok sağlıklı değil. Keşke orada o başka bir şey olsaydı. Başka bir eski deriler var çatlak böyle ve onlara bayılırım. Yani o da çok rahatsız etmedi ama ben senin genel bütününe baktığım zaman hakikaten çok iyi geldin. Çanta hariç sakın ola ki artık o çanta gündüz üst yani olmaz o klaç çünkü o olmaz. Bu kadar kusur kadı kızında da olur diyorum değil mi? Teşekkür ederim. Bir dakika bir şey söyleyeceğim aklıma geldi. Dilara. Eskiden gözümün karşısındaydın, şimdi soluma düştün. Evet, buralara yollandım. Yok, tekrar geri alabilirim. Neden? Çünkü üzgünsün bugün değil mi? Evet. Ha? Neden? Ama şey gitti, benim o sevdiğim güzel... Duygu. Duygu gitti, düğün gelmişti Duygu buraya. Ziyarete geldi zaten. Ne var? Yani... buraya çivi mi? Ne derler? Bir laf var. Kazık mı çakacaksın? Kazık mı çakacaksınız yani? Allah Allah. Gittiler. Ne yapalım? Bak yeni kızlar geldi. Belki onlarla arkadaş olursun kanki. Ağlıyor Dilara. Olabilir. O zaten duygusal bir kız. Ağlayabilir yani ama yapma artık. Allah korusun. Aa, çok mu üzgünsün? Ya... Ağlıyor, resmen ağlıyor. Gel bakayım buraya. Çabuk kalk gel. Ama o bahar gibi ağlamaz. Ya. Baharınki yaz, nisan yağmuru gibi. Gözü, ay günah, kıyamam. Aşk olsun, gel bakayım sen. Yalnız hissediyorsun. Yapma. Ya yalnız hissetmekten değil, sadece ben biraz arkadaş... seven bir insanım. Ve duygusalsın ve normal, evet. Çok normal böyle normal, bir şey. Ama yapma. Olur mu? Ne olacak? Aa, yarın gelirler buraya. Ama bugün beni ağlattılar zaten bir ne kere. Ne dediler? Daha. Hangisi şikayet üstüme et bana? Üstüme geldi Simay benim arkada. Ne dedi? Ne dedi? Simay. Ağlamakla meşguldüm o arada. Eskiden hiç bizim yüzümüze bakmıyordu. Hiç bize kombin aşk sormuyordu. Aşk olsun, saçmalamayın. Ben her seferinde sana senin yanına geliyordu. Nasıl olmuşum diye. Ne yapacak şimdi? Tek başına kaldı. Tabii ki soracağım. Ama eskiden de sorabilirdi. Hayır ama sen yiyorsun eskiden beni. Eskiden de sorabilirdi. Şimdi sorunca ben de onu şeyinde hissettim. Yani arkadaşların gidince bize mi soruyor? Soruyorsun dedim sadece. Biraz öyle oldu. Hadi geç yerine, sıran gelince... Bir VTR, bir VTR de varmış. Sırası gelince onu da yayınlarım. Sen çok fenasın. Aleyna sana diyor. Hayır sana diyorum. Aleyna yine sana söyledi. Hayır bana söylemedi. Aleyna'cığım Aleyna sana söylüyorum. Simay'cığım sen anla. Ay dilim tuttu sadece söylemez olmasa olmasaydı. Söylemez olsaydı. Söylemez olsaydı. Ay bakar mısın hepsi doluymuş. Ay çok fenasınız siz, ben size baş edemiyorum. Ay Nur Hanım keşke Duygu burada olsaydı, siz onu çok seviyordunuz. Ya ben onu Dila büyümüş genç kız olmuş, evet. O esmer ya. Böyle öyle görüyordum, ne var ben herkesi bir şekilde burada hepimiz... Biz seviyoruz, bazen deliriyorum. Aa, sanki düşmanımsınız benim. Sen de yani var ya, yangına körükle gidiyorsun, mikser. Karsın. Hakikaten bu bunda orada bir mikser. Orada nasıl şeyle çıkardı? Mikser ayol. Delikeli. Bu çok akıllı biri bu. Sen evet. Var ya, çok akıllısın. Evet, Duygu'nun burada olmasını isterdim. Ben çok beğeniyordum Duygu'yu. Tamam, tarzı varsaydı kalırdı tabii ki. Biz de istiyoruz. Ne yapacağız? Her gün birisi gidecek. İkizlerin yüzünden elendi Duygu. Aa, onlar da yok, arkasından konuşma. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Canım, hoş geldin Merve'cim. Merhaba, hoş buldum. Merve, bütün yarışmacı burada bir tarz sahip. Ama imza atmak tarzında başka bir şey. Kaç kişi burada bunu yapıyor bu podyumda? Sen de öylesin. Her giydiğine imza atıyorsun. Her giydiğine güzel kombin yapıyorsun. Ve kendine yakıştırıyorsun. Vücuduna göre giyiyorsun. Ve konseptler göre güzel seçiyorsun. Çanta eline alır mısın? Ama parlak düz yerine değil. Al. Eğilir.
Evet. Çünkü gündüz bir düz yere tarafını, gidiyorsun. Düz tarafını, deri tarafını. Ya gece bir gidersin, parlak tarafında olur ama gündüz bir yere gidersin, böyle daha iyi olur. Gözlükleri tak. Gündüz de o çantayı öyle tutamazsın. Evet. Büyük olarak tutarsın, şeyi içini doldurup. Burada koy, evet. Altında. Tamam. Evet, böyle. Çok beğendim seni. Çok cool, çok tarz, çok stil sahip. Ayakkabı, çorapları, pantolonun, belinde taktığın şeyine, kollarında kadar. Üstündeki gelince şapka, her şey kullandın fazlasıyla ama hiçbir şey rahatsız etmedi. O kadar iyi yapıyorsun ve beceriyorsun bu işi. Ay, çok teşekkür ederim. Her zamanki ederim. Gibi ben sana kolu uzatıyorum. Çok teşekkür ederim. Tarz. Her zamanki Merve, kaos var üstünde, evet. Başında ama yediriyorsun. Bu nedir yani, şunu merak ettim bir dakika. Ne? Bu. Ha, ben. Şuna bakar mısın Nur? Evet, incecik. Bu ne? Bu ne yani? Çok güzel. İnanılmaz bir belin var. Evet. Dikkat çekmek istedim. Vücut, her şey. Efendim? Gıybet mi yapıyorsunuz hemen iki tabii. Dakikada? Tabii. Sizin ne kadar yakışıklı olduğunuzu konuşuyoruz. Teşekkür ederim. Gıybet sayılır mı? Ay biz bilmiyorduk, iyi ki söyledin. Çok beğendim. Teşekkür ederim. Hep sana geçtiğimiz haftalarda da söylüyordum. Kargaşayı çok güzel yediriyorsun, çok güzel baş ediyorsun. Hiçbir şekilde rahatsız etmiyor. Fikrin var Merve, ben bunu seviyorum. Fikirli insanları her zaman severim. Fikir önemlidir çünkü. Boş değilsin yani, tarzsın. Teşekkür ederim, çok sağ olun.